Benim omuzlarıma yük vereceğim, ben taşıyacağım. Şunu da söyleyeyim, ben yapıyorum derken bunu kararını ben veriyorum. Yoksa burada bir sürü abim var. Artık biz zaten abi diyorum, yönetici, başkan, bizde öyle bir kavram da kalmadı. Abilerimiz bunlar. Ben bir şeye karar veriyorum, onlar yapıyor. Ama her şey benden geçiyor. Kim gelecek, kim gidecek, kime ne kadar maaş verecek, kimin ödemesi ne kadar, kimin ödemesi bu kadar, nereden sponsor bulunacak? Ben buluyorum, görüşüyorlar. Ben kaynağı buluyorum, onlar meblağı konuşuyorlar. Bunu demek istiyorum. Siz, şimdi şöyle bir şey var. Oyuncuların hepsini de ben buldum. Hiçbiri bana bir tane oyuncu atıp, hocam bu olsun demedi. Ben buldum, bunu okeyliyorsanız alıyoruz dedi. Bu kadar. Yani demek istediğim bu. Biz hep beraber bir karar veriyoruz, hep beraber bakıyoruz ama en son kararı ben veriyorum. Bu demek. Niye? Çünkü hepsinin bir derdi vardı. Hepsinin. Ben 23 Nisan'dan sonra, bak burada oyuncuların çoğu burada. Oğuzhan burada, Fizi burada, Görkem burada. Hepsini sorabilirsiniz. Hocam ben size katılıyorum. Teknik anlamda her şey sizde Her var. anlamda. Ama Teknik, sosyal... şimdi bazı şeyler yönetimin yapması gereken şeyler Yönetim var. yapıyor zaten. Yönetim yapmıyor demiyorum. Kararı ben veriyorum Ama dedim. konuşmalarından ben öyle anlıyorum. Yani Ne her şeyi anlamı? ben yapıyorum. Her şeyi Bir ben şey niye var mı yapıyorum? Onu da söyleyeyim anlatmam lazım. size. Her şeyi ben yapıyorum demek, bu adamların üstünden bu yükü almak demek. Burada sıkıntı varsa bendedir demek. Bu Yani kadar basit. sizin için ağır olmuyor mu Benim bu? için ağır olmaz. Sorun yok. Siz bu takımın bu kadar iyi başlangıç yapacağını hayal ediyor muydunuz? Tamam. Şimdi bu takım çok iyi bir kamp süreci geçirdi. Hem Topuk Yaylası'nda hem İtalya'da. Genç oyunculardan da kurulu bir takım olduğumuz için ligi iyi hazırlandık ve iyi bir başlangıç yaptık. O sırada da İstanbul'da konaklıyorduk. Ama İstanbul'daki ortam tesiste kaldıkları için futbolcuların bazıları ailelerini getirmek istedi ve sürecin nasıl ilerleyeceğini bilemediğimiz için süreci anlatmakta biraz zorluk çektik ve ailelerini getiremediler. Sonrasında biz Galatasaray maçı arifesi buraya geldik. Sağda. Sahalara baktık. Sahalarda bize dediler ki 20 gün sonra girebilirsiniz. Riva'daki sahalarda biraz artık 3-4 takım geldikçe şey oldu. Bozulmaya Deformalı. başladı. Ondan sonra biz buraya geldik. Burada da Mersin'de de hava güzel, ortam güzel. Sahalar yeniydi. Oyuncular o hevesle Galatasaray maçına çıktık. Maçı da kazandık. Ama sonrasında bu dediğim o üçgen, Çeşmeli, Erdemli, Silifke, Mersin üçgeni ve dörtgeni neyse, o biraz yordu bizi. Ben duş alamıyorlar dedim bir yerde ama onu bile yanlış anladınız. Duş alamıyorlar derken şunu demek istiyorum. Mersin'deki o ısıtıcılar güneş enerjisiyle çalışıyor ve hava kapalı olduğunda bizim oyuncular hakikaten yine sorun burada. Duş alamıyorlar ve soyundukları yerleri, giyindikleri nasıl söyleyeyim, terlikleri veya yedikleri idman öncesi sonrası beslenme anlamında yedikleri şeyleri görseniz hakikaten amatör takım bu şekilde çalışmıyordur yani. Ama hepsine teşekkür ediyorum. 8 tanesi burada. Hiçbir zaman sorun etmediler. Hiçbir zaman hocam bu niye böyle demediler. Hatta kaptan da Hiçbir burada. zaman Kaptan da alalım. evet gelin Erce, Kamil gelin buraya. Görkem sen de arkadaşlar sizler de gelin. Çocuklar sizler de gelin. Hiçbiri bir gün demedi ki hocam bu nasıl sandalye alalım ortam, hocam. hocam bu nasıl şey. Fizi de burada mesela, o da İngiltere görmüş. Fizik. Hiçbiri demedi ki hocam bu nasıl ortam, bizi buraya niye getirdin demedi. Tamam. Ömer Kevza öyle. Sen de Ozan. Ali sen de. Emir sen de. Şöyle arkaya doğru koyun da çıksınlar. Haklı. Yani hiçbiri bu imkanlardan şikayet etmedi. O yüzden bu çocuklar maç kazansa da kaybetse de bu çocuklarla gurur duymanız lazım. Ha, gurur duymanız lazım. Yani bir gelin, o yüzden söylüyorum. Bir gelin, görün. Çeşmeli diye bir yerde antrenman yapıyorlar. Sorun kendileri burada işte. Sorun. Ben bir şey söylemiyorum. Biz buradayız. Siz arzu ettiğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Siz gidelim. Yani biz yorulduk dediğiniz zamana kadar sizinle beraber. Yani bizim hiçbir şeye, bizim kimseden soruya çekildiğimiz cevap kaçınmamız veremeyecek durumumuz yok. Takım Yani biz burada, her şeye hoca cevap burada, veririz. yönetim burada, futbolcular burada. Biz Nasıl? buradayız. Konaklama neydi? Ayaş mıydı kaldığınız yer? Ayaş. Ayaş'ta Asti diye bir sitede. Bazıları da sağ olsun Ramada Oteli var yine orada. Ramada'nın sponsorluğunda bazıları Ramada'da kalıyor. Bazıları da Ayaş'ta bizim kiraladığımız evlerde kalıyor. Bazı sorular. Personelin çoğu Ramada'da kalıyor. Oyuncu bakıyoruz.
Ama dediğim gibi şartlar ve ortam müsait olursa alacağız. Yoksa oyuncu almak için almayacağım. Lamkel olayı da şöyle. Bizim belki de skor anlamında ve öndeki bireysel anlamda en iyi oyuncumuzdu. Ama sözleşmesini biz onun çok düşük bir maliyetle yaptık. Ve burada da kendini gösterince sözleşme istedi. İstediği rakamlar da bizim şu an kulüp bünyesinde dengeleri bozacağı için onun gitmesinden yana kullandık tercihimizi. İyi de bir kiralama bedeliyle, satış opsiyonuyla Mets'e verdik. İnşallah orada da zaten ilk maçında gol attı. Büyük ihtimal satış opsiyonu da kullanacaklardır. Sıfırdan bir oyuncuyu alıp yukarı çekip artı para kazandırmak bence bir transfer başarısıdır. İletişimsizlik olabilir. Ama şunu da hak görün ki, bakın buraya geldim. Dün akşama kadar fotoğraf bile çekinmedim kimseye. Sırf burada olduğum belli olmasın diye. Çünkü dünyanın her yerinden, sadece Hatay'dan değil, Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden röportaj istiyorlar. Ben herkese röportaja yetişemem. Böyle bir şey yaparak hem sizleri değerli kılmak istedik, hem de buradan sizin servis edeceğiniz haberle İstanbul'a, Türkiye'ye, yurt dışına servis edin diye sizlere bu şeyi sunduk. Yani biz